İyi akşamlar sevgili seyirciler. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. CNN Türk ekranlarında Gündem Özel ile karşınızdayız. Ben Deniz Bayramoğlu. Yine İlber hocamızla birlikteyiz. Profesör Doktor İlber Ortaylı, Galatasaray ve MEF Üniversiteleri öğretim üyesi. Şimdi bugün konuşacağımız başlığın ne olduğunu söylemeden önce ona çok benzer bir başlıkla başlayalım. Birkaç ay önceydi bir makale geçti elime. O makalenin başlığı şöyleydi. Aslında daha kısa bir başlığı vardı. Niye kitap okuruz diye, ama alt başlığı ile birlikte düşündüğünüzde şöyle bir cümle çıkıyordu ortaya. Tam kelimesi kelimesini hatırlayamayacağım ama mealen aktarıyorum. Okuduğumuz her şeyi aklımızda tutmamız mümkün değil. Okuduğumuz her şeyi doğru biçimde hatırlamamız mümkün değilken o halde neden kitap okumaya bu kadar çok önem veriyoruz? Neden kitap okumamız gerekir diyoruz? Çok basit bir yanıtı vardı aslında. Bayağı uzun bir makale olmasına rağmen, neuroscience'la bağlantılar kuruyor olmasına rağmen. Özetle şunu söylüyordu. Okumadan önce ve okuduktan sonraki iki insan aynı insan olmadığı için. Yani sadece okuma süreci bile insanı ciddi anlamda değiştirdiği, geliştirdiği, ufkunu, vizyonunu açtığı için okumalıyız. Sadece bunun için bile olsa okumalıyız. Üstelik bu bahsettiklerimiz sadece bir takım bilimsel, kurgusal olmayan akademik yayınlar değil, romanlardan, şiirlerden, hikayelerden, hatta özellikle bunlardan da bahsetmek gerekiyor. Şimdi başka bir soruyu, daha doğrusu bu programın temel başlığı olan soruyu hemen hemen aynı formatta soralım. Tarih bize ne öğretir? Yani tarihle ilgili okuduklarımız, öğrendiklerimiz, dinlediklerimiz her biri aklımızda kalmıyor. Ben kendi adıma tarihle çok amatör bir şekilde ilgileniyor olmama rağmen şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Birçok olayın tarihini aklımda tutamam. Daha çok dönemler aklımdadır, yakın tarihler aklımdadır. Onlar üzerinden düşünürüm ama benim adıma bunun bile çok önemli bir zihinsel, düşünsel gelişim adımı olduğunu söylemem gerekiyor. Tarih, niye tarih okuruz? Tarih bize ne öğretir? Neler öğretir? İşte biraz bugün bunu konuşacağız. Tabii daha ayrıntılı başlıklarımız da olacak. Bunun tarihsel olaylarla nasıl ilişkili olduğunu, tarihsel olayları bir zaman kayması yaşamadan, yani geçmişin koşullarının ne olduğunu iyice anlamayıp, geçmişi bugünün koşullarıyla, bugünün bakış açısıyla, bugünün değerleriyle düşünmenin neden yanlış olduğunu, neden eksik olduğunu da biraz konuşacağız, anlatacağız. Ama ben böyle biraz uzun girizgah yaptım hocam. Her zamanki yaptığım şeylerin aksine belki biraz da haddimi aştım ama size de sormak lazım. Asıl temel yanıtı alacağımız kişi sizsiniz. Tarih bize ne öğretir hocam? Tarihin bize ne öğrettiği çok tartışılır bir şey. Yani bu konuda 50 tane cevap vardır. 50'si de tartışılır. Ve bana göre tarih bilen bilmeyen, yani geçmişteki olayları hayli okuyup biriktirenle biriktirmeyen, sistematik düşünceye alışmış ve alışmamış olan, logik denen ilmi, metodolojiyi takip eden, etmeyen, insanlar arasında da hiç yani fazla şey duymadan, endişe etmeden bir takım yorumlar yapılabilir. Ve bunlar tekrarlanabilir. Öyle de olu gelmiştir. Mesela bir tanesi, tarih bize ibret verir. İşte böyle böyle yaparsan böyle olursun. Hiç ibret alınsa tekrarlanır mıydı demiş. Evet, tekrarlanıyor fazlasıyla. Demek ki orada böyle bir ahlaki, bir öğretici vasfı falan olmuyor. Ve her zaman içinde bundan bir ibret alması gereken insanlar bir şey bilmiyor. Şöyle bir şiddet daha var. Bazı hırslar, özellikle iktidar olayı, İnsanları o derecede ibreden götürüyor ki bunlar için yaptıkları aslında bir zarurettir. Anlık bir zarurettir. Yapılması gerekli bir şeydir. Yani Hitler'e gidip sorsan tarihten pek misal vermez sana zaten. Zaten tarihin kendisine öncülük edecek bir durumda olmadığını da tekrarlıyor. Yani
Onun için ne imparatorluk, ne komünizm, hali hazır komünizm, ne Birinci Cihan Harbi, ne 1860 işte Prusya Savaşı, Avusturya, ne bilmem Versay'daki olaylar yeterince örnek teşkil edebilecek. Yani nasyonal sosyalizm Almanya ve Alman ırkı için başka türlü bir zarurettir, başka türlü bir olaydır, başka türlü bir yeniden oluşumdur. Hiçbir yerden örnek almaya ihtiyacı yoktur. Buna karşılık dönemin öbür diktatörlüğü çok ilmi bir biçimde toplumun geçirdiği yani gerekli safahatı başka şeye bağlıyor. Ben diyor işte buraya geldim diyor. Mussolini'den bu zaruri bir şey diyor. Hayır bu Stalinizm. Stalinizm. Yani bu zaruri bir şeydir diyor. Hatta diyor böyle kitaplarda falan söyleyenler var. Sosyalizm yani proletaryanın diktası. Umumi olarak bütün ülkelerde tekrarlanması, bir araya gelinerek yapılması gereken bir olaydır. İşte Macaristan'da yapıldı, tutmadı. Fakat yapıldı diyorlar. İşte Almanya'da oluyor. Bunlara çok önem vermişler. Mesela hakikaten Stalin karşıtı kanat toplanıyor her gün bir takım Moskova'nın lüks tiyatrolarında falan. Onu bizim hiç kimseden dinlemeyin. Şevket Süreyya Aydemir'den okuyun. İşleri, güçleri, adamların Almanya'da bu sosyalizm ve komünizm nasıl olacak? Mutlaka olması gerekir ve takip edilmesi gerekir. Yani önlerinde heriflerin 3 yıllık o tarihte bir kavga var 17'den beri devam eden. Vallahi bilmiyoruz kaç yüz bin insan ölmüştür Kızıl Ordu'da ve Beyaz Ordu tarafında. Tabii bu sayıya o iç savaş sırasında yakılan, zarar gören köyler her iki tarafta, her iki ordu tarafından onun hesabı yok. Bu kadar pahalıya mal olan bir Sovyet iktidarı dururken adamlar hakikaten Almanya'da bu iş olmalı yoksa olmaz havasıyla gidiyor. Belki teorik olarak, mantıki olarak doğru ama tarihin böyle pek mantıki hesaplara da geldiği söylenemez. Evet, yani. Tam bunu o söylemişken ve Stalin'den de bahsetmişken biraz daha geriye Karl Marx'a dönmek gerekiyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Evet diyor o da ama birincisi trajedi, ikincisi komedi. Ya. Evet, tam da böyle bir sözü var. Evet, o şeyden. Tabii Karl Marx'ın ki Avrupa'nın rasyonel entelijensiyasının yani akılcı takımın sonuncusu bunun ilmini yapma derdinde çok da hatalı sayılmıyor. Çünkü mevcut kapitalizmin 19. asırdaki yapısı bazı değişmeleri öngöremezdi. Yani kapitalizmde o rejimin, o düzenin devamı için gerekli olan bazı değişmeleri öngöremezdi. Yani hatta Birinci Cihan Harbi gibi bir milletler arası büyük savaşı bile öngöremezdi. Ve o savaşın bir katastrof olmayacağı açık. Yani komünist teorinin bahsettiği bir tıkanma ve katastrof olmayacağı açık. Ama çok şey değişti. Buna karşılık işte daha evvel arada diyorlar ki işte bu da böyle bir şeydir. Emperyalizmin çöküntüsüdür. Çökmedi emperyalizmde. Kendine göre bir takım tedbirler getirdi. Daha acı şeyler var. Sosyalist rejimlerin yani sosyal demokrat ara rejimlerin, ikinci enternasyonalin bile öngördüğü bazı şeyleri Nazizm gayet rahatça yapıverdi. Milleti de tavlayıverdi yani çok açık. Mussolini gayet rahat yapabildi yani İtalyanlar nefes aldılar. Böyle sokaktaki insanı dinlerseniz o devirleri yaşayan, bunu tabii şimdi dinlemek mümkün değil, bizim kuşak dinledi. Ben hatırlıyorum bir demir yolu yolculuğunda karşımızdaki ihtiyarlar ikinci sınıfta seyahat eden halk. Yani biz nerede biz lüks mevkide gitmediğimize göre tren. Efendime söyleyeyim. Dedi böyle Giovinetti'sa dedi gençlik dedi böyle.
böyle kitaplarda okuduğunuzu tekrarlamayın dediler. Peki yani faşist partiye rey veriyorlar yahut o meyildekine ama beni ilgilendirmiyor fazla. Kimse dedi yurt dışına çalışmaya gitmedi dedi. Gitmek zorunda kalmadı. Evet yani şey Mussolini devrinde dedi kimse yurt dışına çalışmaya gitmedi dedi. Ki hatırlatalım Mussolini dönemi öncesi. 30 milyon adam. Risorgimento yani birleşen İtalya. İtalya'ya satvet getirecek, büyüklük getirecek, zenginlik getirecek ki kısmen de bir büyük devlet getirdi tabii ortaya bir takım küçük papalıktı. Yok efendim Toskana'ydı, yok efendim Cenova'ydı, Venezia'ydı. Venezia zaten Avusturya idaresinde, Lombardiya Avusturya idaresindeydi. Bunlar yeni kurtulmuşlardı falan işte Napoli Krallığı falan böyle bir yerlerden. Bir büyük İtalya çıktı halde hale bak 30 milyon insan yani 50 yıllık bir devre içinde o ülkeyi terk etmiş. Bu ne demek biliyor musun? 30 milyon aile sopa yemiş o arada. Yani doğurduğun çocuk gidiyor oraya büyüyor. En tatlı zamanda çekip gidiyor bir daha gelemez o günün şartlarında öyle kimsenin gelmesi kolay değil. Çok istisnai bir olay. İşte bir iki mektup fotoğraf da pek yok. Sonraki dönemde bir kara fotoğraf. Bu işkenceden İtalya oldukça kurtulmuş. Çünkü tıkanan mekanizmaları getiriyor harekete. Yani işçi sınıfına feci halde darbeler indiriyor edebinizi bilin diye. Öbürkülere de bir hizaya gelin diyor. O hizaya gelme onun hakimiyetine mani bir şey değil. Ama benim istediğim gibi iş görürsün diyor. Bunu anlatmak çok zor çünkü Türkiye gibi yerde, bizim gibi ülkelerde yani yer dediği zaman bunu küçümsemek için demiyorum. Bizim kategorimizde endüstriyalize olmuş ama bağımsızlığını henüz kazanamamış bir sanayici ve tüccar sınıfının ülkelerinde bunu anlamak çok zor. Evet. Çünkü toplumsal yani koşullar farklı. Rusya, Çar Rusya'sı da öyle, bugünkü Rusya da öyle veya İran veya hatta Hindistan gibi yerlerde Kongre Partisi'nin zamanında tabii bizde de öyle ve Mısır'da falan da öyle olabildiğince İran'da da hep öyle olmuştur. Ama Türkiye en tipik misalidir bunun. Burada endüstriyalizm vardır, endüstrileşen bir Türkiye vardır, gelişen bir management, tüccar sınıfı vardır. Fakat bunlar 19. 20. yüzyılın Avrupa, Amerika kapitalistleri gibi bağımsızlığını koruyan, kafa tutan bir sınıf ve zümre değildir. O yüzden tabii oralarda oradan dönüş var. Gelip kafasına vurup bizim dediğimizi yap kazanırsın diyor, kazanıyor da. Böyle dikeyine, yatayına değil, dikeyine sınıflama. Her meslek grubu bir yerin içinde. İçlerinde artık kavga mı ederler, uzlaşırlar mı? Tabii sık sık partinin dirijanları kafalarını sokar oraya. Bulgar kralının, yani eski çocuk Bulgar kralının ve sonraki Bulgaristan başbakanı olan Simeon'un hatıratında da var bu. Sordum da kendisine o kitabın takdimi sırasında. Bir sürgünde Bulgar hükümeti kurmaya kalkmak için Franco'ya gidiyor izin istemeye. Orada ya İspanya'da kendi. Franco'nun hiç hoşuna gitmemiş bu numara. Çünkü gayet kurnaz bir tilki. Bulgaristan'la işe başlayarak bir takım projelerini demir perde ülkeleriyle de anlaşarak yürütüyor. İşi şey yapmak için böyle bu daha konuşmasına fırsat kalmadan yahut konuştuktan sonra lap diyor lafı şeye getiriyor. Bak diyor geleceğin Bulgaristan için şahane bir proje biz de bunu tatbik edeceğiz diyor. İspanya tabii gerçek anlamda sanayileşmeye şeyde 1960'lardan sonra başladı o da. Bizden bir adım geri ileridedir her zaman. Fazla değil. 1,5 bile değil belki. Söylediği şu, bu diyor tamamıyla böyle bir sendikal model diyor. Mussolini'nkini öneriyor.
şahane bir şey diyor. Gelecekte Bulgaristan da böyle olmalı diyor. Yani Bulgaristan komünizmden kurtulacak ama Batı'nınki gibi bir şey olmayacak. Bu bir kuşak. Hı hı. Çok önemli bu. Buna isterseniz Akdeniz, Balkan bilmem ne kuşağı deyin. Volga kanalı. Burada böyle gider bu işler. Yani böyle yapılır da anlamıyorsun. Aslında bu çok önemli bir şey. Şimdi buralarda tarih geliştiriliyor. Efsanelerle besleniyor. Mesela şöyle yapalım hocam. Hansa Birliği'ni anlatıyor Almanlar. Adını şöyle koyalım bu. Daha net olacak izleyiciler açısından da. O zaman şöyle bir soruyla buna devam edelim. Totaliter rejimlerin, yüzyıl başındaki faşist rejimlerin tarih anlayışı, tarih yazını nasıl? Totaliterlerin değil, otoriterlerin de öyle. İkisi farklı şey. Bunun çok güzel Dahrendorf koydu ortaya. Hitlerizm, Nazizm totaliterdir. Hakikaten insanların yatak odasına girecek kadar her şeyi kontrol ettikleri, ailenin bireylerine nüfuz ettikleri bir rejim bu. Tabii. Autoritarian dediğin rejim de öyle bir şey değil. Partiler de olabilir. Herkes cav cav ağzına geleni de söyleyebilir. Yasaklar kanun kuvvetindeki kararnamelerden çok tradisyon, anane denen şeylerdir. Yani mesela Birinci Cihan Harbi'nden evvel bir yemek davetinde hükümdarlık aleyhinde konuşamazsın. Bulunduğu memleketin hükümdarını zikretmen şart değil. Herhangi yani bir. Londra'da İngiltere kralına yahut kraliçe Victoria'ya veya Avusturya'da Fransız Yozef'e dil uzatman şart değil. Monarşiler aleyhinde konuştuğun an ev sahibi sizi kibarca kovar. Yani tadını kaçırmayın yemeğin falan diye başlayarak. Biz burada hepimiz hükümdarımızın işte sadık kullarıyız. Onun için dua ederek yemeye başlıyoruz. Bunu anlamamanıza şaştık meşhur yahut adam gülü gülü diyebilir. Burada sufrajetlik için tartışabilirsin. Kadın hürriyetleri, seçim konusunu pek hoşuna gitmemekle milletin surat ekşitmekle falan bir iki itirazdan sonra size yüzlerini dönmelerine rağmen kimsesi kovmaz. O hak görünür. Bu önemlidir. Bu otoriter rejimlerde basın hürriyeti sınırlanabilir. Temelde vardır. Yayın hürriyeti sınırlanabilir. Temelde vardır. Mesela Rusya ve Türkiye'de Abdülhamit rejiminde ön sansür vardır. Basılacağı şey okunur. Sansür preliabil. Bunu ben hatırlıyorum. Şeyde de zikredildi bu bizim idare hukukçularımızdan Tekin Akıllıoğlu tarafından. Çok ilginç bir şey bu. Diyor ki burada Batbi yani en büyük idare hukukçularından biri Fransa'nın 19. asırda. Bu rejim diyor Fransa için çok geri bir şeydir diyor. Ama Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu için iyidir diyor. Selametli bir rejimdir diyor. Böyle bir meşru görülen bir otoriter idare de vardır. Şimdi bizim söyleyeceğimiz otoriter idareler vardı. Bu totalitarianizm yeni çıktı. Bu iki harp arasının rejimidir. Bu iki harp arası rejimde tarih alabildiğini değiştirir. Safsatalar hükmeder. Yalnız şöyle bir tehlike vardır. Bu safsatalar tarih bilen, tarih ilmini iyi kullanan, tarih yazıcılıkta aşama kaydetmiş Batı ülkelerinde daha tehlikeli ve ikna edici hale dönüşür. İncelikli yapılır çünkü. İncelikli yapılır çünkü adamlar tarihçidir bunu yapanlar. Yani tarihçi nedir? Tarihçi dediğin önce filolojik donatımı olan, tekstolojiye hakim olan biridir. Tarihçi dediğin her şeyden evvel yardımcı bilimlere sahiptir veya kullanabilir. Nedir o? Epigrafi. Taş üzerine bir takım yazılı şeyler. Hiçbir Roma metninde bir takım ifadelerin tam yazıldığı söylenemez. Yani Sezar kısaltılmış yazılır. Bilmem konsül yazısı kısaltılmış yazılır. Çok geçen isimler kısaltılmış olarak yazılır. Tarihler kesinlikle öyledir zaten.
Yani bu çok ab urbe kondite değil. Yani abi ko c diye falan değil mi tarihler? İşte isimler öyle yazılır, bazı deyimler öyle geçer falan. Bu bir epigrafidir, en kolayıdır. Daha problemlisi olabilir. Bizim kitabeleri okumak mesela bayağı spordur. Millet yarışır. Hatta Paul Wittek çok övünürdü Türkleri küçümsemek için. Herkesi küçümsemeye hazır bir adam. Ben de kulağımla şahit oldum. Ben okudum Hisar'daki kitabeyi. Atatürk demiş ki bu gavur okur da siz okuyamazsınız diye haşlamış milleti. Ne kadar doğru olduğu belli değil. Ha. Yalnız Wittek'in Türkiye madalyası buydu kendine taktığı. Zor bir iştir. Yani Türk epigrafisine nüfuz etmek fevkalade zordur. Selçuki devrinden beri. İşte paleografi dediğimiz çeşitli yazı türleri, nümizmatik dediğimiz sikke bilimi ve tabii daha enteresanı arkeoloji. Herkesin hem arkeolog hem tarihçi olması çok zor. Onu bu Star'da gördüm. Hani Lost Enlightenment diyor ya. Hı hı. Orta Asya için o arkeologtur aslında. Fakat Orta Asya'nın kültür tarihini de bayağı iyi yazmış. Yalnız tabii o kültür tarihi için şeylere doğrudan nüfuz ettiğini zannetmiyorum. Orijinal Farsça ve Arapça metinleri ve Çağatayca'ya. Ama onları iyi inceleyen bütün Batı dillerine, bilhassa Rusça'ya da çok hakim. Türkçe değil. Yani zaten bizim o kadar o konuda şeyimiz yok. Rusya'ya tam hakim. Yani kim varsa Rusya'da Sovyetik, pro-Sovyetik hepsini tanıyor. Böyle bir bitişim. Demek ki bir konglomera lazım. Arkeolojiye sahip olmasan bile ahbap olacaksın. Çok... Anlayışın olacak onunla alakalı. Kullanabileceksin. Hiç olmazsa bir aşinalık. Evet. Yani şimdi tarih bu anlamıyla bir bilim değil fakat bilimin üstü bir şey. Bir sanat. Bir anlam tarafı var. On döletir alıyorsun. Ve kullanılıyor. Yani mesela diyor ki herif Hansa Birliği vardır Orta Çağ'da Almanların. Şehirler Birliği, Ticari Birlik. Başka memleketlerde de konturları var. Rusya'da, Norveç'te, İngiltere'de falan. Hikaye uyduruyor. Diyor ki bunlar silahlı kuvveti değildi, eridi gitti. Onun için silahlı olmalıyız. Tarih bize bunu öğretiyor diyor. Yani Almanya eğer yaşamak, kalkınmak, zenginleşmek ve zenginliğini devam ettirmek istiyorsa elinde müthiş silahlar, sopa ve ordu olacak. Buna bezin. Böyle Hansa tarihi yazıyor. Alman İmparatorluğu'nun tarihini böyle yazıyor. Halbuki hepsi bunların yapılmış. Orada da başka şeyler uyduruyor. Mesela diyor ki işte diyor Yahudilik diyor. Uh-huh. Yok işte bilmem ne diyor falan. Bu liberallerin sersemliği ve hainliği diyor. Bunlar olmadan diyor saf Alman ırkı, Alman halkıyla bu işi yürür diyor falan. Bu diyor yani. İşte oradan Cermenik ırklara, kara ormana, bin yaşındaki Reich, bin yaşındaki imparatorluk var ama onlar değil. Şeyin değil mi? Tekrar Osman Ertuğrul Efendi'nin şeyini hatırladık. Son hanedan reisiydi şeyden evvel. Diyor ilk imparatorluk 2000 yıllık diyor Mısır diyor. İkincisi 1000 yıl devam etti diyor Bizans diyor. Üçüncüsü biz diyor 5-600 seneyiz diyor. Bizden sonra İngiliz İmparatorluğu 250 yıl kadar oldu diyor. Daha öbürü diyor 100 olur mutlaka fazla olamaz diyor. Gide gide bu iş 15 dakikaya iner diyor. Yani herhalde bir yarım saate bir saate indiriyor. Andy Warhol'un lafı gibi bir gün herkes 5 dakikalığına ünlü olacak sözünün tarihteki uyarlamasını da Osman Ertuğrul merhum herhalde ifade etmiş. Çok zeki adamdı. Her devlet bir gün 15 dakikalığına imparatorluk yani olacak. Yani imparatorluklar geçti ve geçecek başka türlü melunluklar olacak diyor. Yani çok da kötümser bir görüş aslında. Evet. Yani hem eskiyi özleyen hem özlemeyen çok realist bir bakış açısı vardı. Fakat burada tabii önemli bir tespit de var satırların arasında gizli olan.
şimdi bahsettiğimiz hem otoriter hem totaliter rejimlerin, özellikle de faşizmlerin, onun işte sapkın ve başka bir noktaya ulaşmış olan nazizm gibi ideolojilerde tarih... Kesinlikle, çünkü öbürü bu sosyalizm, proleter sosyalizmi bir ilmi gelişme trendine, kanunlarına bağlıyor. Toplum bilimlerinde toplumsal gelişmede kanun olur mu? Bu tartışılıyor. Evet, evet. Yani Stalin değil, Harvard'daki çok akıllı hanım kızlardan da var böyle revolüsyonlar için oluşma kuralları ve kanunlar çıkarmaya çalışan. Bu biraz zor. Fakat böyle bir şey var. Zaten... Ve kendini öyle yorumluyor ve şimdi burada oldu diyor, biz bunu öğreteceğiz diyor. Yani gidip de tiyatroda Almanya'da olur mu olmaz mı diye tartışmayın diyor. En büyük Komünist Parti de şeydi, Alman Komünist Partisi'ydi. Valla pek akıllıca bir imtihan geçirmediler iki harp arasında, biliyorsun. Yani işte Stalinizmle zirvesine çıkan o tarih anlayışı ilkel komünel i̇şte toplumdan yaptık, başlayıp... Evet, bütün tarihi buna uyduruyor tabii. Yani nesi varmış bu diyor Sovyetler Birliği'nin ve Rusya'nın diyor. İşte diyor tarihimiz var diyor. Kapitalizm de gelişmiş, feodalizm de tam... Artık Kiev Rusyası'nın zenaatları ve ticareti üzerine uydur babam uydur. Böyle Grekov gibi, Ribakov gibi sevimli tarihçiler, çok sevimli tırnak içinde. Uydur babam uydur. Yani zorla babam zorla. Fakat unutmayın, Rus tarihçiliği kuvvetli bir tarihçiliktir. Tradisyon olarak zengindir. 19. asırda çoğu kasabalardan çıkmış adamlardır. Kasaba dediysek işte Lenin'in şehri gibi Simbirsk, şimdi Ulyanovsk. Simbirsk'in tepesindeki en büyük kütüphane Lenin adını taşıyor ama biraz ayıp etmişler. O Karamzin kütüphanesiydi. Rusya İmparatorluğu'nun en iyi sözcüsü ve Rusya'nın ilk üniversal tarihçisi Karamzin'dir. Historia Gasudasvarası, Rusya Devleti'nin tarihi. Demiyor ki Rus halkının tarihi, Rusya Devleti'nin tarihi. Bu önemli bir, evet, görüş. İşte o da bizi bir başka noktaya getiriyor yine tarih, evet, tartışıyorken. Yani oradan çıkan adamlar bunu yapıyor. Evet. Böyle tabii bazı ülkelerde bu yapılırsa çok komik olur. Bunu buralarda yazılan her tarihe de resmi tarih falan demeye kalkarsan... Bu biraz Ankara'nın bit pazarı vardı, Hergele Meydanı dedikleri. Yani oradaki o sefil otellerin Palas adını taşıdı, bilmem ne Palas falan diye. Akşehir Palas diyor mesela. Akşehirliler gelip orada kalsın diye adını da Palas koymuş. Ne Palası ya? Yani Türkiye'nin şartlarında o günkü bir oteli düşün. Bu da işte biraz Akşehir Palası gibi oluyor. Yani Ankara'daki o üçüncü sınıf oteller zinciri veya kasabalardaki. Türkiye biliyorsun büyük bir reform geçirdi otellerde. Patlama. Oteller ve tuvaletlerde. Yani 80'lerde başlayan bir dönem. 80'lerde başladı. Özel sektör de girdi, devlet de girdi, turizm de girdi, non-turizm de girdi. Değişti yüz ama ondan evvel öyle bir şey yok. Neyse, bunu şimdi söyledik şurada. Bunun ne kadar gülünç buluyorsak hep tekrarlarım bunu. Bu da bunun gibi bir şeydir. Böyle kendi ülkeni, tarihini şişirerek yorumlama. Belirli bir amaç için ne olacak diye. Mesela Hegel'de var o. Voltaire'de var. Voltaire haklı. Hegel çünkü o adeta, parlak Fransa'nın tabii, çocuğu. Hegel, Voltaire parlak Fransa'nın çocuğu. Yani, Hegel de adeta mistikleştirir, tanrısallaştırır şeyi. Evet ama şeyi, o şeye Alman Prusya tarihi. Devleti'ne gidiyor. İşin garibi daha o Prusya Devleti de doğmamış. Yani o Versay'a giden, işte Wilhelm'in sağa sola saldırdığı, donanmanın kuvvetlendiği, orduların şey yaptığı, sanayinin patladığı, çelik, demiryolu, kanallar, bilimsel buluşlar falan... Oraya daha gelmemiş, geliyor. Geleceğini ümit ediyor. Mazi yorumlayışı yani etap etap, bu etaplama yani tarihi sonuca end point'i göndermek, böyle bir hedefe doğru yönlendirmek. Bu
doğrudan doğruya tabii Voltaire'yen bir tutum. Voltaire'in 14. Louis asrı şahane bir deskripsiyondur. Onu size söyleyeyim. Yani Türkiye'de çevrildi bu Hasan Ali Yücel serisinde. Hiç de kötü bir çeviri değil. Zaten güzel bir kitap. Fakat tabii yanlışlarla dolu bir kitap, abartmalarla dolu bir kitap. Mesela en komik şeyleri söyleyeyim size. Fatih Sultan Mehmet Topkapı'dan giriyor. Kum kapıdan Bizanslı alimler kitaplarıyla gemilere doluşup İtalya'ya kaçıyorlar. Ve İtalya'da Rönesans çıkıyor. Vay be! Resimli şey, Red Kit gibi bir şey yani. Çok enteresan. Sonra daha bunun gibi neler içinde sayarsanız. Bütün bu gibi böyle bu kademeler, kademelendirme, efendime söyleyeyim teleolojik bir gayi bir yorumla işi götürmeye kalkanların içine düşeceği girdap o. Yoksa 14. Louis Fransa'sı da hakikaten ne olursa olsun beşeriyet tarihinde değil mi? Bir safa medeniyet tarihinde. Tabii ki. Tabii. İtirazımız yok ama ondan sonra onu komikleri alır. Bir önemli safa daha vardır. Slav milletlerin tarihçiliğinde Hegelyanizm. Hiç de Hegel'e bugünkülerin baktığı gibi bakmamışlar. Çok büyük rol vererek metodolojik bakımdan çok sağlıklı bir şey diye kavrayıp onu kendi tarihlerini yorumluyorlar. Anlaşılıyor. Şimdi hakim olanı da mahkum olanı da çünkü büyük ümitler besliyor. Kendilerine büyük vasıflar atfediyor. Bütün mesele o. Şimdi buradan gene önemli bir noktaya geldik. Tarih anlayışı ve tarihe bakış açısından. O da bizi biraz Karl Popper'e getiriyor. Evet. Historisizm, tarihsizcilik. İstanbul'da alay edecek şey. Zaten adam inanılmaz bir muharız tabii biliyorsunuz. Tabii. Viyana çevresinin içinde Wiener Kreis'de muhalif üyesi adı yani. Viyana'yı düşünün siz yani Nikolay Hartmann'lar bilmem neler falan hepsi orada. Müthiş bir tartışma ortamı. Bu da orada ama muhalif üye. Ne olduğunu biliyorsunuz Jung'un asistanı. Onun suratına önlüğünü çıkarıp atan adam. Bu palavra diye pseudoscience. Gençliğinde Marksist. Psikoloji pseudoscience. Tabii. İnanılmayacak derecede. Ama o Marksizm daha önceki safha. Tabii ondan önceki. Gençliğinden biraz. Enteresandır ve şeysi tabii o mantığın içerisinde. Marksistlerin çok itiraz etmediği, kulağı yalnız böyle gösteriyor dediği. Öbürkülerin ne dediği beni ilgilendirmiyor zaten. Çok değerli bir kritik bulamadım Popper'e karşı. Platon ayıp etmemiş mi diyor en ciddisi. Etmişse etmiş yani. Platon'un önemini yadsımıyor. Ama değeri konusunda şüpheye düşürüyor. Aynı kazığı Marx'a da atıyor. Yani ki Marx bence 19. yüzyılın dürüst bir filozofudur. Siz katılalım katılmayalım o ayrı bir şey. Çok doğru yorumları var mesela. Bir tanesi şudur. Rusya İmparatorluğu'na karşı Türkiye İmparatorluğu bir supap. Ama Disraeli'nin anladığı anlamda supap değil. Yani Balkanların geleceği ve bu çevrenin gelecekteki özgürlüğü açısından tamamıyla Yunan ayaklanmasından etkilenen bir görüş. Çünkü klasisist bir adam Marx. Çok iyi bir eski Yunan felsefecisi. Doktorası da zaten şey, Differenzler Epikurisch'in und Demokritisch, Demokritisch'in Natur filozofi. Demokrit ve Epikur, Natur felsefesi, tabiat felsefesinin farkı. Burada sola geliyor kendi de. Şimdi o klasisizmi, klasik bilgisi dolayısıyla bu Yunan filhellenizmin o da bir parçası. Tabii Lord Byron gibi falan değil. Lord Byron yahut Byron gibi değil. Başka türlü bir bakışı var ama ne olursa olsun Balkanlarda bir gelecek görüyor. Bizzat Türkiye'nin kendinde de ve Rusya'yı tehlike görüyor bunun için bir kuvvet olarak. Onun için süngü meselesidir o. Yoksa bizde bazı sersemlerin tanıdığı gibi o da gerici, bu da gerici. Gericiden gericiye fark var. Yani çok önemli bir şey bu ikisi. Onu anlatmak lazım.
Şimdi bütün bu yorumlamalar, bakınız, dikkat ediniz. Weber, Roma hukukunu iyi bilen biri, Germanik hukuku iyi bilen biri, hukuk tarihçisi, kilise doktrinlerini iyi bilen biri. Ve tabii ki Avrupa tarihini çok iyi biliyor. Ama Doğu'dan hiç haberi yok. Katiyen haberi evet, yok. Evet, o da çok doğru. Hegel'in de haberi öyle, yok. Evet, tabii. Marx bilmediğini itiraf ediyor. Ve öğrenmeye çalıştığını da ifade ediyor. Evet. Yani özellikle Doğu hatta sorununa başladığında. Hatta Rusya'yı öğrenmeye kalktı bir ara işte Türkçe şey. Fakat garip bir şey, Avrupa'da Marx'ın zamanında bir oryantalizm patladı. Ve bu senin bildiğin kötü oryantalizm değil. Hiç yani değil. Vogel'in anlattığı şey de değil. Şey Vogel diyorum, Vogel'in ki oriental despotizm, o sonra yazılan bir şey. Doğrudan doğruya tabii oryantalizm diye ortaya çıktı ya bizim Edward Said. Ha. Yani bu oryantalistlerin hepsi casus. Hepsi kötü niyetli. Öyle bir şey yok. Yok. Olur mu öyle şey? Yani? Oryantalizmin bir şimdi bilim... Yani Richard Rückert ki hakikaten yani Kur'an-ı Kerim'i bazı bir iki hataları olmakla birlikte oldukça güzel Vezni'nin şeyini o artistik nesir dili bile yakalayarak çevirmiş biri. Efendim Hammer bilmem ne. Hammer'in neresi casus olacak ya? Yani Metternich diyor ki sen hariciye mesleğinden hadi kış kış çık diyor. Sen çok değerli bir adamsın tabii oryantalist olarak akademi reisi. Ama senden sefir olmaz, Türkleri fazla seviyorsun diyor. Yani bu çok açık bir tavır. Fitzgerald niye casus olsun? Ha başka türlü yapmışsa yapmış ama yani Hayyam'ı çevirmek casusluk mu? Efendime söyleyeyim, Richard Rückert'in bırak casusluğunu falan, herif Berlin'deki üniversitede bile sıkılıyor, kasabasına dönüyor. Yani aruz beznini Almanca'ya sokmuş bir adam bu şarkı çevirmek için. Şey, hafızı falan. Bunlar şimdi doğru görüşler değil ve bunlar batıdaki oryantalizmi bütün yönleriyle tetkik etmiş bir şey değil. Ben mesela o kitapta aradım, Schnorr Kurgronje'yi pek hatırlamıyorum. Schnorr Kurgronje yani Hollanda'nın önde gelen şeysi bu tip adam olur. Çünkü biliyorsun o böyle Müslüman geçiniyor, Mekke'ye girip çıkıyor. Ya aşırı meraklı ya görevli. Tehlikeli bir iş bir kere. Yani düşün ki o zamanın asayişi, şartları, hastalık, epidemik kurumu içinde oraya giriyorsun. Ya çok meraklısın deli ölçüsünde olabilir veyahut da bir görevin var artık. Yani çok kolay bir şey değil. İnanmadan Mekke'ye gidilir mi ya o devirde olacak iş değil yani. Sonra hiç umuru değil Müslümanlık tabii. Bu sefer Endonezya'da kolonilerinde ve bir şeytani keşifte bulundu. Bütün bu ayıklanmaların nedeni dedi. Kabile şeflerinin kendileri değil dedi. Kimler? Muslim ulema, Müslüman ulema. Muhammedanizmus. Ne yapacağız? Herifleri kesin dedi. Kestirdi, rahatladı. Durdu, ayaklanmadı. Bunu keşfetti. Yani ilmini bu işe kullandı. Tamam. Ama herkes Schnorr Kurgronje'de değil. Çok açık bir şey. Şimdi böyle bir yerde tabii benim söylemek istediğim şu. Bu oryantalizm dediğimiz akının içine Vanberi giriyor. Vanberi hakikaten bir şey görüyor dünyada. Efendime söyleyeyim, Du Volney'i görüyor Fransızların. Tabii ki Hammer'in hocası diyebileceğimiz Zevat onun içinde işte biliyorsunuz. Sylvester de Sassy. Efendime söyleyeyim, Hammer'in kendisi işin içinde. Ve hiç oryantal dil bilmediği halde. Farsça, Arapça, Türkçe büyük bir zahmetle bütün Avrupa kroniklerini ve arşivlerini karıştırarak bir Osmanlı tarihi yazan adam Zinkeisen. Zinkeisen. Çinko demek. Bunun tarihini şükranla kaydettiğim yayın evlerimizden biri 10 sene evvel çevirdi. Hiç böyle bir şey yoktu Türk milletinin. Kimse Zinkeisen de bilmezdi. Almanca kim okuyacak? İstelik de baskılar eski böyle Kurent harfleriyle falan gözüm bozulur diye.
Yani güzel çeviri, çok güzel ve büyük bir zahmet. Mesela Yorga, Yorga da Türkçe bilmiyor ama kroniklerin hangisi çevrilmişse kullanılıyor ve inanılmayacak derecede batık kaynağı. Böyle bir tarih de yazılabilir, mümkündür. Bunların hiçbirisini yabana atamazsınız yani. Onun için bunlar çok şeyi de değiştirdiler yani Türkiye hakkında, Rusya hakkında. Fakat şurası bir gerçek. Batı dünyasında Rusya ve Türkiye müşterek tukaka çocuktur. Evet, evet. Yani hiç çocuklarla oynatılacak bir çocuk değildir. Hani vardır ya gerizekalı böyle orta sınıf tipi hatunlar ve adamlar çocuklarını başka çocuklarla oynatmaz, seçer falan. Yani onun gibi bir şey. Türkiye ve Rusya ağızlarıyla kuş tutsalar makbul cemiyetler değil. İstediğin kadar Dostoyevski'nin 10 tane Tolstoy'un, 5 tane Çaykovski'nin, Prokofiev'in, yok bilmem Rahmaninov'un bence en büyüğü. Yahut bilmem bir sürü Repin'lerin falan çıksın. Mesela çok uzun bir zaman büyük bir ahlaksızlık. Modernlerin avantgardları Ruslardır. Hiç bahsedilmedi. Talihsizlikleri de var tabii. Rusya'ya taşınanları bile onların, Avrupa'dan Rusların. Ve kadın ressamlar var. Çok ilginç, başarılı. Bunları bugün Madrid'de görürsün. Şeyde, Thyssen-Bornemisio galerisinde. Sağda solda görürsün. Pushkinskin'in, yani Pushkin Müzesi'nin bodrumlarından çıktığı takdirde Moskova'da görürsün. Ama uzun bir zaman bundan bahsedilmedi. Bu çok önemli. Şimdi bu ülkeye insanlar gene de bir şekilde itelerler ruhlarından. Bunun sebepleri var. Neyse, üzerinde durmayalım. Şimdi burada dikkat edin, bakın. Tarih bilimin üstü bir şey fakat istismara da açık. Bütün mühim mesele bu. Yani sosyal bilimler içinde bilim dersen en pekin, en exact metotları kullanan, bilimleri kullanan bir dal. Fakat o anlamda bilim değil, bilimin üstü bir şey diyor Diltey. Bu havsalası dolayısıyla. Ve tabii bu bir edebiyattır. Evet, evet. Bir yanıyla sosyoloji, bir yanıyla edebiyat. Ama bir meseleye temel bakış açısıdır aslında, evet, bir yani tarafıyla. Evet, tamamen bu. Şimdi bunu çok basitleştirelim. İnsanoğlu, her zaman söylediğimiz şey, öleceğini bilen bir hayvandır. O hayvanların içinde bize mahsus bir şey. Çünkü deneyler gösteriyor ki Yunus gibi böyle bize en yakın olanı, mesela bütün yıl seks yapan, çok acayip duyargaları olan, anlaşan hayvanda bile bu ölüm hissi anlaşılan çok herkeste yok. Yani öleceğini son anda anlamak veya hastalığından dolayı bir köşeye çekilmek değil. Böyle bir duyum var orada. İnsanoğlu biliyor öleceğini. Unutuyoruz, biliyoruz, o başka. Fakat şöyle bir sorun var. İntihar etme buna bağlıdır deniyor. Bunu bilemiyoruz. Fakat şöyle bir sorun var. Bu insanlarda işte tarih denen duyguyu yaratıyor. Ha, bu yaratılan duygu, bu geçmişini merak etme, illa da çok bilimsel yöntemlerle ve akılla yapılacak değil. Çeşitli yöntemleri var. Ve bir anda da tabii bunu geleceğe matuf bir şekilde geliştiriyor. Hı hı. Yani nasıl yükseliriz, nasıl toplum olarak zengin oluruz veya batar mıyız? Şöyle veya bir şey desek, kişi olarak şöyle olabilir miyim, böyle olabilir miyim? Basit halk sorularına bakacaksın. Hangi dönemde yaşamak isterdiniz mesela? Bunu dediği an bitti o. O tarih düşüncesi olarak sağlıklı değil. Tarih, tarihtir fakat değil. Yani çünkü desen ki adama Roma İmparatoru olmak iyi olabilir, Caesar falan, Magistratus hiç değilse, fakat ya köle olursan veya Poğday Ovası'ndaki bir pirinç köylüsü olursan ne oluyor? İşte tarihe bakış
tırnak içerisinde reenkarnasyon denilen konuya bakış gibi ya hocam. Herkes birkaç hayat yaşamış. Aa, o birkaç hayatın... Hiç kimse ölüp de gitmek istemiyor öbür tarafa yani. Bir şekilde kalacak. Muhakkak ve tabii o yaşanılan hayatlarda da dediğiniz gibi köle olan yok, serf olan yok. Herkes ya prens ya prenses ya kral. Tabii ya yeniden yok. Dirildiğine inanıyor böyle adamlar var. Yani kral mral diye görüyor onu, o işe inananlar. Şimdi tarihin bu anlamda deforme olması ya da gerçi her zaman siyasidir ama daha da netleşmesinin ulusçulukla, uluslaşma süreciyle bir o doğrudan... 19. asır ifadesi. Yani bu milliyet dediğiniz duygu endüstriyalizmle doğmuş, millet safhasıyla çıkmış, organize olmuş. Bunlar çok zorlama yorumlar. Yani bir milliyet duygusu, bir etnosa dayanan, etnos Yunancası biliyorsun. Halk anlamına da geliyor. Bizim anladığımız anlamda dili dişi, dini ayrı kompartıman anlamına da geliyor. Mesela Yahudilik pekala milliyetçi bir din. Tabii. Çünkü yani bir kavmin seçilmiş bir kavmin dini. Gidip herkes Yahudi olamaz. Bundan dolayı da proselit bir din değil yani. Misyonerlik de yapmıyor. Ha, tarihte istisnası yok mu? En büyüklü Karaylar mesela. Bugün dünyadaki Karayların önemlice bir kısmı, önemlice dediğinde gene birkaç bini geçmiyor ama işte şeyin kalıntısı onlar, Kıpçakların, Kıpçak Türklerin arasında yapılmış bu misyonerlik. Yani belki başkaları arasında da var, hep görmek lazım. Fakat esas da seçilmiş bir kavmin dinidir, çok önemli. Bununla birlikte modern milliyetçiliğin bütün vasıfları yoktu bunda. Mesela tarih ilmine, Zahor ilkesine, hatırla ilkesine tarihçilik diye bakamazsın. Ama içlerinden Flavius Josephus gibi Roma devrinde bir büyük tarihçi çıkmış. Hala zevkle de okunacak bir adam. Yani hakikaten o tam Roma hakimiyeti dönemi, Bar Kokhba ayaklanmaları falan okunacak şey ondan yani, enteresan. Kendini o kadar iyi şey ispat etmiş ki, o biliyorsun Tiberius'un kuvvetleriyle anlaşarak mabedi yaktı ve Yahudileri bastırdı. Aristokrattır. Bu tutumunda daha fazla mahvolmasını kavmin önlemek isteği var. Onu ifade ediyor tarihinde, o çok hoş. Yosipon denen eserde ve o eseri İbn Haldun kullandı. Yemen'de yapılan bir tercümeyi kullandı. İbn Haldun'dan evvel o çok universal büyük bir tarih, o Kitabul Haber yani mukaddime metodik girişi. Ondan evvel tabii Reşidüddin kullandı. Cami-i Tevarih'te. Reşidüddin'in kendi de Yahudilikten dönme. Ama vezarete kadar gelmiş, dönme demeyiz de ona muhtedi. Çok ilginç bir şey ve koca bir bürosu vardı mütercimlerden oluşan. Hiçbir şey kalmamış, tetkik etmediği adamları neredeyse. Ha. Enteresan. Yani Mogollar devrinin, vahşi dönemin büyük eserleri de var demek İran'da. Tabii canım. Yani o Moğollar da tarihe işte o bahsettiğimiz bakış açısıyla bir taraftan baktığınızda en kanlı ulus olarak görülebilir ama öte tarafta, ya da en kanlı dönem olarak görülebilir ama öte taraftan da Doğu ve Batı arasında birçok köprünün kurulduğu ve birçok yeniliğin, o genişleyen devlet imparatorluk nedeniyle işte ifade ettiğiniz gibi banknotlar, senetler, bilimin ve sanatın lojistiği gibi önemli noktalarda adımları var. Bunu da bir hatırlatalım. Reklam vakti geldi hocam. Geldi. Bir kısacık reklama gidelim müsaadenizle. Evet, bir de güzel sonra... bir... Yine buradayız, devam ediyoruz.
Tamam, kısa bir ara vermiştik, devam ediyoruz. Ben hemen bir başka soruyla döneyim. O bence önemli bir soru olacak. Tüm bu konuştuğumuz tarih, tarih anlayışı, tarihe bakış meselesini tartışıyorken Türk tarih tezi. Onu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Valla Türk tarih tezinin ne olduğu tam anlamıyla belli değildir. Değil tabii. Türk tarih tezi için bu demin dediğim tarih, resmi tarih düşmanları, ki her birinin kendi resmi tarihi vardır, onu söyleyeyim sana. Yani de çok da iyi bir şeyler de değil yani, boş kova, boş kovan adamların tarih tezleri çoğunlukla bunlar. Çünkü kolay değil yani, bir tarih tezi demek bayağı universal bir scholarship. Yani tam anlamıyla universal bir erudite ister, erudisyon ister, mütebahir olacaksın falan. Yeterli şey, konular olacak. Şimdi bir tarih tezi diye ortaya çıkan şey, Afet İnan Hoca'ya Atatürk'ün dikte ettiği bir bölümlemedir. Yani Türk tarihi şu 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 bölümlerden oluşulacak. Burada Orta Asya göç teorisinin izi pek yok yani, öyle bir şey. Peki bu Atatürk'e sunulmuş mu? Bu tabii ki. İlgilenilsin denmiş mutlaka. İşin şeysi, sorumlusu Reşit Galip'tir. Heyecanlı bir marif vekilidir. Öyle bazı arkadaşlarımızın çok iddia ettiği gibi de büyük bir marif vekili falan değil. Yani Cumhuriyet devrinde bir sürü marif vekili var. Sık değiştirilen bir makam. Çünkü asıl problem o ve kimse fazla bir şey yapamıyor kolay kolay. Ve değişim oluyor, sık sık değişim oluyor. Hepsi de idealist adamlar bunlar. Hepsi de memleketsever adamlar. Ben tek parti devrinin marif vekillerini çalışma yönünden, öğretmene saygı yönünden, okulun mevcudiyeti yüzün yönünden ve işte bütün memleket zaten %85 köylü, bir takım otarşik köyler falan var yani, halk çok fakir. Buralarda bu küçük insanların, çocuklarının yükselmesi, eğitim görmesi bakımından didinen adamlar olarak görmem. Yani bizim demokrasi devrinde herkesi okutmak demek, herkesi aldatmak devrine dönüşmüş. Yani size şey veriyoruz, renkli şeker veriyoruz, afiyetle yiyin diyorlar neredeyse. Hele şimdiki safha çok feci. Yani ben Milli Eğitim Bakanlığı ara sıra tenkit ediyorum ama bir yandan da adam ne yapsın? Yani ne yapsın? Bulduğu miras hiç kolay kalkar bir araba değil, devrilmiş. Ve bundan kimse de şu parti, bu parti, bu devre değil. Bu böyle gelmiş, bu araba deli gibi gitmiş. Çürük çarık şişiri hiçbir tamir görmeden devrilmiş. Şimdi onu düşünmek lazım ortak. Ona girmiyoruz. Bu dönemde tabii Mustafa Necati vardı, kurucu. Tasarımı son derece realist. Hiçbir şeye bakmayan bir adam. Yani mesela Şevket Süreyya Bey, işte tamam komitern üyesi neredeyse, gelmiş hapiste de oturmuş, komünist diye çıkmış. Memuriyeti alıyorlar yani, öyle bir Türkiye bu. Ve memuriyette de bunun genel müdür rolü. Aman arkadaş, şu komünizmi şimdi bir tarafa bırak da iş yapalım yani. Ve yapıyorlar, o da bırakıyor, yapılıyor, çok önemli. Ondan sonra tabii Hasan Ali Bey. Bu Hasan Ali Bey'in etrafında söylerler yani, başı sıkışan, maaşı geçişen derhal telgrafı bakana çekiyor ve bazen de iğneleyici laf ediyor. Yani öyle nadan öğretmenler de var, geliyor kulağına, yani önüne geliyor. Mustafa Necati öyle. Yani bunların arasında tabii ki Reşit Galip Bey de mutlaka şeysi olan, işte kazısıyla ilgilenen, o zaman Kültür Bakanlığı yoktu, çok iyi bir dönemmiş, bakanlığa bağlıydı. Böyle şeylerdi, müzelerle falan. Ama fazla da kalmadı zaten. Çünkü kalmadı, öyle şey yapacak kadar götürecek değil. O arada yaptığı şey, bu göç teorisini kendisine empoze edenleri fazla ciddiye aldı
Ve bunu bir kongrenin konusuydu. Bu çok hazin şeyler oldu orada. İlk Türk Tarih Kongresi'ni okursanız, takip ederseniz zabıtları, görürsünüz bu kavgayı. Yani mesela Fuat Bey başında, sonra arada bir şey söylüyorlar ki geri çekiliyor. Fuat Bey, Fuat Köprülü. Köprülü tabii, Köprülüzade Mehmet Fuat Bey. Efendim Validov Zeki, Zeki Veli değil. Togan. İnadım inat diyor. Dediği şeyler de çok enteresan çünkü coğrafya çok iyi bilir o. Yani siz hiçbir şey bilmiyorsunuz demiş şeyin tabiriyle. Onun şeyine çok takılır bu Mete Tuncay. Doğru, çünkü kendisi coğrafyasını iyi bilirdi, Rusya İmparatorluğunu çok iyi bilirdi. Oradan kaçarken bile sınır bölgelerde kaçakçı rehberler yakas etmiş. Bundan durup durup bir şeyleri kaydediyor falan. Fotoğraf yok, çıkacaklar falan. Öyle bir adam nereden olduğunu biliyor. Okumuş yani hakikaten. Jeolojiyi biliyor. Yani bir tarihçi için yan dalın sonu yok. Ve coğrafyayı çok iyi biliyor. Tabii söylediği şu. Bu kurudu da millet göçtü dediğiniz gölün tarihten önceki göl olduğu, tarihi zamanlarla kurumanın alakasının olmadığı çok açık. Neyi kurutup kimi göçürüyorsun diyor. Bu konuda da inatçı olduğu için bakan kendisini görevden uzaklaştırdı. Uzaklaştırdı hakikaten. Tabii Avrupa'da hemen sarıldılar. Orada oturdu. Bazı şeyleri çok iyi biliyor. Tabii ki bilmediği şeyler de var. Göç teorisi resmiyet kazanmış. Çok da büyük itibar görmüş bir şey değil. Ortaokul kitaplarında bir dönem var. Hiçbir hoca üzerinde durmazdı fazla. Yüksek tahsil kurumlarına, tarih kurumuna falan sızmış değil, onu söyleyeyim size. Yani tarih kurumunda Orta Asya tarihi için Wolfram Eberhard daha makbul bir adam. Çok açık. O bakımdan gözde bir teori değil. Onu şeye bindirmek şart değil. Resmi tarih dediğiniz rejimin sahibinin, büyük komutanın, ebedi şefin kendi siyasi tarihi, kendi siyasi iktidarı için, reskestesi için kullandıklarını kastediyorsanız o başka, onu gözden geçirin derim. Ama bu resmi tarih sayılmaz. Bu politik polemikler veya ortaya koymalar tartışılır. Yani şimdi onun dediği yanlış da Karabekir'inki ne kadar doğru. Bunlar samimi olarak anlaşmazlığa düşmüş ve karşı savunmaya geçmiş eski askerler. Yaptıkları işler ortada, büyük işler. Onların birliğiyle İstiklal Harbi yapıldı. Ama bütün birlikler gibi içinde çatlama oluyor. Başka bir şey. Onun için bu resmi tarih Türkiye'ye yakışmıyor. Çünkü resmi tarih tezlerini çürütecek. Kendi antidotunu geliştirecek. Tarihçi ne o gün vardı bu memlekette ne de bugün var, bunu söylüyorum. Şimdi iyi de oldu bugüne geldiğimiz hocam. Yani şimdi Cumhuriyet'in ilk dönemine baktığımızda bu anlamda bir tarih araştırmasının olması, bir ulus tarihinin ortaya çıkartılması çabası var. Atatürk hani bunu... Bir kere çağdaş arşivleri kullanamayan ve kullanmayan bir camia var burada. Yani ikide bir söylüyorlar ki askeri tarih arşivleri kapalı, kapalı. Kimine açık, kimine kapalı. Kapalı olanlar da yerli olsun, dışarıdan olsun, İşi ciddiyetle götürmeyen araştırmacılar var. Bu başbakanlık arşivinde de böyle. Ve bu başbakanlık arşivi taşındı mesela. Taşındığı yer rutubetli bir bina ve mıntıka. Buna kimse ses çıkarmıyor. Yani oraya devam eden 7-8 kişinin dışında kimsenin derdi değil. 8-10-15 fazlası değil. Fazlası doktorayı yapıp gidiyor. Bir daha gelmiyor. Türk milleti arşiv kullanmayı seven bir millet değil, çok açık. Ondan sonra böyle şeyler olmayınca bu da olmuyor tabii. Dışişleri arşivleri hiç kimsenin problemi değil.
Birkaç kişi kıyamet koparıyor. Şimdi düzenlemeye başlamışlar nihayet. İçişleri Bakanlığı'nın arşivleri de öyle. Onun için çağdaş arşiv kullanılmıyor. Geçmiş arşiv kullanılmıyor. Epigrafik sorunları ele alan tarihçiler pek yok. Yok yani. Şimdi bunlar hocam daha çok yöntemle ilgili yaşanılan problemler. Ama bugün görünen bir başka problem var ki o da işte en başta konuştuğumuz tarihe bakış açısına ilişkin bir takım ideolojik dogmalar, bir takım tarihi bugüne uydurma, bugünü tanımlama çabaları. Evet. Türkiye'ye hücum edilen noktalar var. Mesela çok ilginç, bir sürü gençler çarpılıyorlar adeta Batı üniversitelerindeki bu tavra. Şöyle bir deli tez ciddiye alınabiliyor. Tessa Hoffman, Armenişe Gezik'te yazmış Manuel El kitabı. Alıp okudum, usulup iyi gidiyor. Ermeni tarihinin girdisini çıktısını fazla bilecek biri değilim. Çünkü eski Ermeni epigrafisi, paleografisi bilmem tabii. O kızın da bildiğini zannetmiyorum. Toplamış bilenlerden yazmış gidiyor. Orta çağ falan belki bir yakına geldik. 1915'te gaz odası kurduruyor hem de Trabzon'da. Yok canım. Ya bitimizi ayıklayacak etü makinesi üretemeyen bir memleketiz. Gaz odası. Onu ancak Alman mühendisliği şöyle yapar. Şöyle söyleyeyim. Yani Dadrian'da dahi... Yani Karadeniz'e özel olarak çok şey anlatır. Doktor Nazım'ın ismi geçer. Hankı'nın, Adria'nın kronikleri. Tabii o tip şeyler var ya. Geçer. Bu ayrı, hani doğrudur yanlış ama hayır. Gaz odası kuruluyor. Ermeniler kardeşim, Ermeni Ermeniliği ölçüsünde bir şey savunuyor. Bunun aşırısı olabilir, önü olabilir. Ben tartışırım Ermeni tarihçiyle. Her şeye rağmen oturup tartışırım. Bu adamların yeri yok. Çünkü bu oturmuş orada gaz odası diyor. Demir yolu yapılmış. Demir yolu, ulan Karadeniz'e demir yolu. Yani affedersin bugün yok da Cumhuriyet gerçekleştiremedi. Demir ağlarla ördük derken şimdi devam. Yani Ruslar yaptı, oradan o demir yolundan Auschwitz'e gönderi gibi adam gönderdi. Ya askerini gönderemiyor herif Doğu cephesine. Bu Enver Paşa Hazretleri askerini gönderemiyor, sevk edemiyor. Hocam, araya giriyorum. Sonra bir şey girme şimdi, tamam. Tamamlayayım. Bütün bu palavralar bir yana gülersin ama 1915'te orası bizim değil ki. Nereye oda yapıyoruz? Rusya oda girmiş oraya çok. Onu söylemeye çalışacaktım işte, ben de zaten. Yani en son nokta bu. Şimdi bunlar şeye gelince naif, artık naif dediğin enfantil dedikleri çocuksu. Tamamen çocuk şımarıklığı ve çocuk zekası bu. Çocuklar daha mantıklı olabilir. Şimdi bunları yazıyor. Bunların endişesi var tabii. Burada kendini klarifiye et, kendini temizlemek, ireiz etmek tarihi ve kendi suçunu yaymak, eksternalize etmek. Bütün mesele bu. Evet, özellikle bunu yaptı, Almanya. Bunu Fransa'da tutar Alman yapınca. Çünkü Fransızlar da aynı şeye katıldılar bir ölçüde. Efendim bunu birisi bana dedi ki İngiltere'de bile bunu diyor. Yani bilinler ne bilecek. Şimdi cehaletin bazen sonu yok. Burada büyük bir balans bozukluğu var. Bir tarihçi bakıyorsun Batı'da, herif biliyor bir sürü şey, biliyor. Kendi ülkesiyle diyorsun, korkunç bir şey. Balkanlara geliyor, çuvallamaya başlıyor. Onu anlamak için Türkolojiye ihtiyaç duyanlar var. Titse gibi falan. Çok iyi. Geliyor Rusya'ya geliyor, saçmalamaya başlıyor. Rusya tarihini bilmek, o hakikaten Avrupa medeniyetinin içine girmiş o ülke için bir imtiyaz mı? Hayır, bilemiyorlar. Çok enteresan. Fakat bilhassa şark meselesine gelince dökülüyorlar. Yani senkronizasyon yapacak imkanları yok. İster orta çağ olsun, ister o yeni çağ dedikleri bölümler ki hiçbir şekilde bizim realiteye uymaz. Ne de birinci harp dönemi, 20. yüzyılda bile çuvallıyor. Yani eminim ki onu ya çala kalem yazan o hatun buranın birinci harp tarihini bilmiyor. Niye bilmiyor? Şimdi siz gidin. Avrupa'da çıkartılmış Birinci Dünya Savaşı kitaplarına bakın. Şu 100. yüzyılda bile.
100. yılda bile. Ve bunların bir sürüsü de tercüme edildi, birkaçı da Türkçe'ye. Bizim tercüme edenlerin de çok umurunda değil tabii, ne yapsın. Ya yazıyor, yazıyor, yazıyor. Birinci Dünya Harbi demek hep Alman orduları demek. İşte Fransa ondan sonra geliyor. Ki düpedüz vatan savunması yapıyorlar orada. Çok büyük bir şey o Fransa tarihi ve Avrupa milliyetçiliği için. Bir Rusya var, yıkıldı imparatorluk orada. Ruslar veya biraz daha yer, Avusturya, Macaristan. İngiltere'nin donanması pek şey, lüzum kalmadı. Çünkü karşı taraf iyi donanmacı değil. Böyle anlatılıyor bunlar hepsi falan. Geliyor iş bizimkine, üç sayfayı geçmiyor yani. Bilmiyor adam yani, bu kadar basit. Evet. Çünkü askeri tarihte palavrayla şişiremezsin. Somut verileri kullanmak zorundasın. Adam vazgeçsin Türk kaynaklarını falan kullanmak, Osmanlıca okumak, askeri mütehassıs olarak şeyi bile okumamış. Yani kendi arşivlerindeki Türk olayını, Türklerle ilgili raporları bile okumamış. Yani çoğusunun kullandığı kitap Liman von Sanders'ın Fünfyare Mertürk'a 5. Ve Gerfis, bunun hiç yazışmaları yok mu abicim Almanya ile yani. O bakımdan büyük bir cehalet var ve o cehalet senkronizasyonu, eş zamanlamayı da önlüyor. Böyle ahmakça şeyler yapıyorlar. Yani 1915'te adam gaz odası kurduruyor. Yani 15'te başladı. O zaman Rusya yok, arası Türkler yok orada artık yani Karadeniz'de. En son tam da bahsettiğiniz çerçevede hocam, şimdi yazarını hatırlayamadığım için baktım. Birinci Dünya Savaşı Neden Bitmedi isimli bir kitap. Yeni ben gördüm raflarda. Robert Gerwatt diye bir yazarın çalışması, tarihçinin çalışması. Evet. Tam bahsettiğiniz gibiydi. Yani, gerçi ben onu savaşın Avrupa tarafını öğrenmek için özellikle aldım elime ama... bir giriş bölümünde savaşa katılanlar kısmında Osmanlı'dan, Türklerden bahsediliyor. Sonra sayfalar bayağı da kalın bir kitaptan bahsediyor. Hep şeyden bahsediyor biliyorum yani, Macaristan'daki tepkiden, Avusturya'daki tepkiden, Almanya'daki, bir tabii Polonya'daki, Rusya'nın durumu kendine göre pek o kadar o da değil. Yani Rusların çok enteresan bir şey tarihi. Şimdi ben bütün çocukluğumda yani bu mülteci çevrelerde hep Stalinizm duydum, dinledim falan. Zannediyorum ki yani orada bütün insanlar böyle her gün konuştuklarına göre herkes biliyor. Hayır, bilmiyorlar. Yani İngiltere'de ve Amerika'daki başta olmak üzere kıtada gene zayıf onlar. Anti-Stalinist bir edebiyat, yani tetkikler yeni başlıyor. Ve yeni çıkıyor. Hiç dikkatini çekti mi? Yok hocam, şimdi söyleyeyim. Yani de. Stalin devri üzerine böyle ailelere kadar inen, bireyin hayatına kadar inen, well documented dedikleri yani çok iyi belgelenen, fotoğraflanan falan bir takım kitaplar, ki çoğu da doğru şeylere dayanıyor, yeni ortaya çıkıyor. Ulan ben ilk önce dedim ki bunlar şey mi dedim yani, bir atak mı var, anti-Stalinist atak? Bana doğrusu çok hayati görünmedi. Onlar için hayati olan başka yani sahalar Stalinist var. Stalinist bir uyanış yok ki böyle bir tarihte. Yok yani olsun. Uyanış yok. İhtiyarlar uyanıp sırtlarını dönüyorlar, uyumaya devam ediyorlar yani. Meydanda görsen acırsın. Yani ben, kız kardeşim ağlamıştı kuyrukta milletin halini görüyor. Gorbi ve Yeltsin devrinde. O kuyruğa girip ekmek aldı böyle. Ben öyle şeye dayanamam açıkçası. Yani ihtiyarlar evindeki yemeği, eşyayı satıyor falan, para hesabından da anlamıyor. Bir de korkunç bir transformasyon. Ne kadar mutluluk geldi komünizmle. Yani komünizmin hani kendine karşı değilim de tatbikatı çok feci oldu. Yani geldi gitti, ortalığı deli dana gibi devirip gitti böyle, feci bir şey. Umut, ve hiçbir şey değişmedi. Umudun ne yani kadar... bu 4. enternasyonalın adamıdır ya Ernst Mandel, o tipik bir kafaydı. Yani diyor değiş gidiyor, sol niye gitsin diyor. İsveç'i diyor 100 yıldır sosyalist olduğunu iddia eden memleket hala 8 aile idare ediyor diyor. Bilmem ne diyor. Tabii
Mandel'in görmediği başka bir şeyler de var. Bütün Güney Amerika ve Afrika'da insanlar organ ticaretinin konusu. Roma devri köleliğini falan mumla aratır. Faziletkar bir devir görünür. Yani işte herkesin niye köle olduğu belli, kimin niye olacağı belli. Ya sokakta hastaneye giden insanın gözünü oyuyorlar ya, bilmem kime satmak için. O ülkelerde sokakta çocuk avlıyorlar. Brezilya gibi kalkındığı söylenen ülkede bir sürü manyaklar geliyor. Ve bunun tabii öbür tarafı var. Kim bilir hangi pollution'a, kirlenmeye, hangi zararlı atıkların bizim ülkemize, o ülkelere serpilmesine şahit olamıyoruz ama zamanla çıkıyor. Denizlerin hali, yani sorumsuz bir kirlenmecilik, havanın hali, neyse. Bunlar tabii çok önemli şeyler. O bakımdan bizim size söylediğimiz şu. Böyle bir tarih anlayışı insanları nereye götürür? Yalan söylüyorsun, uyduruyorsun. Millet inanıyor, inanır görünmek işine geliyor. Fakat sonunda bu bir komedya. Tarihi yönlendirmeye artık maalesef birinci Can Harbi'nden evvel olmayan organlar girişmiş vaziyette. Sakın bana komünizmi bahsetmeyin. Sovyet komünizmi, yani NKVD başka işlerle meşguldü. Akademiyanın kendine göre yazdığı tarih, yani güya Marksist tarih, o başka bir şey. Ama bugünlerde istihbarat servisleri tarihe müdahale ediyorlar. Ve bu müdahale çok açık ortada görünüyor. Biraz açar mısınız bunu hocam? Çok açık görünüyor. İşte mesela bu bir tanesi, bizim tarihle ilgili bir takım olaylar. Buradaki problemleri, ele alış biçimleri, aldırış biçimleri, bu çok açık. Bu müdahale ediliyor. Yani hiçbir şeyden anlamayan insan tez yazıyor. Mesela bir çocuk var, ismi malum. Atatürk üzerine tez yazmış, doğru düz Türkçe bilmediği, o dönemin romanlarını, gazeteleri bile okuyamadığı çok açık. Hitler'e, Atatürk'e hoca yapıyor herif. Ulan Hitler Türk'ü okuyup da şey yapar mı? Yani megaloman, manyak bir herif bir kere yani. Çok enteresan. Ondan sonra bunlar hepsi Goebbels metotlarıdır. Yani bu şekilde müdahaleler... Evet. Şeylik metotlarından işin içine girişme Goebbels'tindir. Yani Gestapo tipi bir şeydir bu. Bir iki düsturu hatırlatayım. Tamam, yalan söyleyeceksen çok büyük yalan söyle. İşte şeye de uyduracaksın. Mesela öyle şeyler yapmışlar ki bu açık söyleniyordu zaten. Şimdi Marshal Tukhachevski'yi yiyecek Stalin. Yiyecek. Ve bu yedirme işini... Tamam, Stalin'in kendi korkuları bilmem neliği falan tayin ediyor, güzel, ama yedirene bakacaksın sen. Alman istihbaratının Tukhachevski'nin el yazısı ve üslubu dahil bir takım mektupları yazıp ortaya sokuşturduğu açığa çıkıyor. Yani Tukhachevski gibi bir marşalı yedirmek lazım programdan evvel, anladın mı? Kendi gidip niye vursun onu, bu da bir metottur, çok temiz bir yöntemdir yani. Şimdi bunu söyleyince hocam... Bu enteresan bir şey. Yani bu memleketin insan hakikaten bazen bilmiyorum, bir takım adamlar derdir ki Allah bu Rusya'yı seviyor hakikaten. Veya gene diyorsun ki acaba bu millette Tolstoy'un atfettiği bazı değerler mi var? Bu kadar numaranın içinden nasıl geçer bir memlekette kurtarırken düşünün. Tuhaf şimdi... bir şey. Bu hocam çok önemli bir noktayı da bana hatırlattı. Evet. Şimdi biz bunu bugün de tecrübe ediyoruz ama özellikle Stalin döneminde tarihin, hatta yakın tarihin yeniden yazımı söz konusu. İşte bahsettiğimiz rejimin... O gazetenin içine kendine göre baskı koyuyor. Yani koleksiyonlara gittiğin zaman kütüphanede koleksiyonlardan hakiki nüshalar çıkmış, onu şey tespit etmişti. Bizim siyaset biliminin ünlü Fransız şeylerinden biri, biliyorsunuz onun tespitidir bu. Yeni baskı koyuyor Stalin'in rolünü. Tabii. Yani öbürünü karalayan koyuyor. Fotoğraflardan işte çıkartılıyor. Yani şimdi Photoshop diyoruz ya, yani o dönem başlamış. Bakıyorsunuz işte 1 Mayıs kutlamasında arkasında duruyor birçok insan.
fakat muteber kabul edilmiyorlar o yıl içerisinde. O fotoğraflardan siliniyor, temizleniyor. Tarihten adeta siliniyor. İşte bu anlamda... Fotoğraftan ayıklıyorlar, belgeden ayıklıyorlar. Gazeten ırsalarını çıkarıyor, belgeleri yok ediyor. Belki edebildiği kadar, edemeyeceği şeyden çıkıyor tabii. Çünkü buradaki belgeyi temizlersin, başka yerden olmadık bir şey çıkar. Bunlar yapılıyor. Tezler efendim, tezlerin basımı çok az sayıya indiriliyor, bilmem nereye itiliyor. Bu kadar vahim değil. Mesela bu şey, milli tarih için de yaptılar bunu. Raskolnikov Igor'u ve Igor bölüğü destanı değil mi? Eski Rusya için. Şimdi bunun son nüshalarından biri Graf Musin Pushkin'in. Graf Musin Pushkin, Pushkin ailesinin bölümlerinden, adamlarından biri. Bunun nüshaları Moskova yangınında gitmiş Napolyon geldiği zaman. Dolayısıyla asıl nüshalar. Musin Pushkin'inki ise fake şeyler var içinde. Bu fake'ler ve asıllarını bir yerde başka bir yerden bularak karşılaştıran bir tezi, yani eski Rusya tarihindeki bir takım fanfaraları, ki tez galiba şeyin üzerine saldırıyordu. Yani Rusluğun Rusluk olduğu, Rusların İskandinavya'dan gelmeler olmadığını kurucuların. Bunu takbih ettiler ve bu çok az basılarak şeyde Volga boyunda bir yere atıldı. Leitch'in, Profesör Leitch'in böyle bir şeyi vardı. Leitch öyle Alman, Avusturyalı, milliyetçi falan değildi. Yani yarı Yahudi, yarı Estonyalı bir Avusturyalıdır. Çok ironik bir adamdı ve Rusya'da büyümüştü. Çünkü Baltık'taydılar. Sovyetler onları nakletmişti Kazakistan'a. Orada onların arasında büyümüş. Böyle hakikaten enternasyonal tatlı bir adamdı. Tadı öyleydi adamın yani. O bu konu üzerinde bir şey yazdı. Tabii abartılar da var. Resmi tarihi çuvallatmak için kendi başka şey uyduran Dr. Keenan mesela. Shuisky ve Ivan Grozny mektuplaşmasının sahte olduğunu, adamlardan birinin okur yazar olmadığını iddia etti. Kıyamet koptu. Tabii resmi Rus tarihçileri, akademiye falsifikator, sahtekar falan diye saldırdılar. Ama Avrupalılardan bazıları, bu Leitch gibileri, yani adamın sürdüğü tezede karga güler dedi. Bu kadar açık. Bu olabiliyor. Çok uğraşılan memleketlerin tarihine böyle kazmalar atılıyor. Bunlara dikkat edeceksiniz. Bizim bak, tarihimiz... Bunların hakikaten yönlendirildiği açık. Bu Göring metodu. Bu ikinci harpten önce çıkan bir metot. Yani ondan evvel böyle şey yok. Bir tek sapma var. Nedir o biliyor musun? Birinci harpten. Biliyorsun, biliyorsun. Mutlaka biliyorsun. Yahudilere doğru dön. Yok hocam, gelmedi aklıma. Şimdi Rusya'nın bir istihbaratı var. O istihbarat oturuyor, bunu bir protokol yazıyor. Sion protokolü. Sion Eldermans'ın ihtiyarları ama işte kıdemlilerinin protokolü. Burada işte bazı şeyler var ya, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, sporla modayla dejenere edeceksin, bilmem ne, Yahudiliğin hedefleri. Bu uydurma bir hedef, çok tuttu. Rusya'dan yayıldı bu, bütün Avrupa bayıldı buna. Bütün bu antisemit hareket bundan çok büyük etkilendi ve kullandı. Bu uydurma bir protokol mesela. Rusya'nın yaptığı böyle bir numara var. Ama o daha ziyade çağdaş bir vesika uydurması. Böyle geçmişe yönelik bilmem ne vesika falan filan, bunlar palavra. Ve hele bunu kullanmak, evet, resmen bir, evet, kaligraf metoduyla falan. Benim aklıma hemen şey geliyor mesela bu konu açıldığında. Ermenistan'da sözde soykırım müzesinde sergilendiği iddia edilen Enver Paşa'nın mektupları. O telgraf, Talat Paşa telgrafı, o abartılmadır. Abartılmadır. Bütün mesele şu. Bu olay, yani deportasyon olayı vardır. Bunun etki ve tepkilerini hiç öyle anlatıldığı gibi değil.
bir jenosit değil, bir mukateledir. Çünkü ortada Berlin Yahudiliği yok yani. Başka türlü bir çatışma var. Bir imparatorluğu yıkılması, kanlı bir şekilde yıkılması. Benzer çatışmalar biliyorsunuz Pontus şeyler arasında, Karadeniz'de de olmuştur. Daha başka yerlerde de olabilirdi, olmamıştır. Araplarınki büyümedi. Çok enteresan yani Arap kavminin bu tip bir dirençliliği yok. Daha soğukkanlı oluyorlar o sıcak kanlarına rağmen. Ama Balkanlar elimizde olsaydı o sıra daha neler olabilirdi. Yani imparatorluk böyle parçalanıyor. Burada tabii Alman Genelkurmayı'nın Genelkurmay Almanlarındı. Yani von Schlefendorf, Bonzart Paşa. O tertipledi. Bunlardan hiç bahis yok. Bizimkiler de karıştırmadı bu işi. Araştırmadı. Şimdi Almanların bazıları yapıyor. Doğu Almanya'da Burkhard Brentius başladı buna. Şimdi de galiba Hilmar Kazı devam ediyor. Daha başka kimler çıkar bilmiyorum. Bu örtülen bir gerçekti. Evet. Biz sadece seyrettik. Yani seyretmeniz. Organizasyon ve idare lojistik orada. Tertiplediniz. Ve hatta Anadolu'daki bazı böyle Türklere bu işi önlemek, kaydırmak için İstanbul fena müdahale etti Bronzart Paşa. Ya vav yetmez falan ayağında. Bunları hep tekrarlıyoruz ama bunlar çok önemlidir. Çok önemlidir. Bu tarih yazımında şüphesiz ki hiçbir şekilde kendiliğinden bu işe müdahale edenler var. Bir tanesi mesela Günter Levy. Efendim Türkler satın almış. Hep Türkleri bile görmemiş. Hatta ben biliyorum şey de öyledir. Justin McCarthy de öyledir. Efendime söyleyeyim Türklerin müdahale etmesine falan lüzum yok Stanford Show'a. Yanında hanımefendisi vardı bizim Ezel Hanım ama Stanford Show tarih yazarken karısını da dinlemez. Yani çok sevdiği, çok saygı duyduğu adama da kendi de Yahudidir biliyorsunuz. Ondan da hiç durmazdı üzerinde. Ölünce açığa çıktı. Sinagogdaki konuşmasını da ben yaptım hatta. Veda konuşmasını Ortaköy'de. Bunlar çok önemli konular. Bazı insanlar nerede çıkarsa çıksın bir yerden böyle umumi eğilimlere falan pek iltifat etmiyorlar. Bu çok açık. Tarih saptırılabiliyor. Çok ucuz yöntemler kullanıyor. Mesela vesikalar seçip yayınlamak iptidai bir yol. Her türlü milli problem, etnik problem için Balkan devletleri çok şey yapar. Fazla bir şey ifade etmez. Ama bu gibi problemlerde en önemlisi tarafların bir araya gelmesidir. Yoksa sağdan soldan onun bunun yazması değil. Almanya bu işi kendi holokostunu ucuzlatmak için yapıyor. Anladın mı? Pazara bol mal çıkarsa görünmez. Tutte colpa vole nessuno colpa vole. Mafyanın direktifidir bu. Herkes cürümkâr ise kimsenin cürmü yok. Çok açık. Evet. Şimdi peki tüm bunlardan hareket edersek hocam. Bir şey daha sorayım da öyle bir toparlayalım. Bu anlamda geçmişteki meselelerden bahsettik ama çağdaş modern şu an günümüzde Türkiye'ye yönelik bu anlamda tarihi manipülasyonlar, müdahaleler var mı sizin tespit ettiğinizde? Ben Türkiye'nin bunları yapacak durumda bir tarihçi. Yok, hayır, Türkiye'ye yönelik olarak. Türkiye'ye yönelik bunlar işte. Ermeni meselesi, Giderayak öbür azınlıklar meselesi. Bir sürü adamlar var Batı'da. Bunlar bunu yapıyor. Bunlar artık ciddi oryantalistler falan değiller. Çok ikinci, üçüncü sınıf adamlar. Ben tanımıyorum bunları. Bunu da söylerim. Çünkü ben görmedim bunların ciddi makale ve kitaplarını yani. Bazı insanlar buna meyil eden şeyler yazıyorlar. Üzüntüyle takip ederim kendi adlarını ama beni ilgilendirmez. Bazılarının hiç bu konularla böyle ciddi ilgilenmeleri yok. Başka ciddi araştırmalar yapıyorlar ve yaptılar gittiler bu dünyadan. Öyle mütehassıslar vardır gerçek anlamda. Kongreleri sabote etmeye kalkanlar var. Mesela bir seksiyon bunu açıyor. Bizim Siepo'da oldu bu Prag'da.
Yani dedi ki bu olay oldu da yani Ermenilik koskocaman bir olay, bir tarih bu, bir eski bir kültür korku. Yani bula bula jenosit mi buluyoruz burada? Jenosit de neyse işte, deportasyon. Yani bunu mu tartışacağız bu bin senenin içinde burada Siyepo'da, Selçuklu Osmanlı araştırmaları şeyinde? Bir takım insanlar için gülünç tabii bu girişimler, ama maalesef Prag'daki ev sahibi buna çok gönüllü girdi. Gönüllü giren adamın ciddiyetle alakası yoktu yahut hatunun. O bu öyle de gidiyor. Dediğim gibi bu işler Türkler ve Ermeniler arasında konuşulur ve tartışılır ve yazılır. Üçüncü tarafın müdahalesi her zaman için artçıldır. Çok önemli. Siyasidir, politiktir. Cahiller yapar daha çok bunu. Başka türlü şöhret yapamayanlar yapar. Efendim bu memleketten bazı insanları da ikna edebilirler. Hiçbir şey ifade etmez. Yani bu memleketin bir çocuğu sözde Gürcü kiliseleri diye alay ediyorsa, Karadeniz bölgesinde Gürcü kilisesi de var. Belirli bir coğrafyada Ermeni kilisesi de var. Var tabii. Ama Gürcü kilisesi çok var oralarda. Şimdi buna Gürcü kilisesi dediyse birileri, Gürcü kilisesidir. Niye olmadığını ispat etmek durumundasın. E sen hayatında o Konili kiliselerin, merkezi kubbeli Konili kiliselerin Gürcü ve Ermeniler arasında karakter farkı var onun. Her tabii, bölgede tabii, çok olduğu net, canım, gibi. Çok net. Bunu bilmiyorsun. Üstündeki yazının Gürcüce ve Ermenice olduğunu takdir edecek ilmin ve bilgin yok. Yani gözün bile alışmamış, zahmet edip alfabelerini bile bir öğrenmemişsin. Lisan bilmeden de öğrenilebilir o bazen. Konuşuyorsun. Belli ki artık sen bu işten ya böyle bir zevk alıyorsun, yahut da efendime söyleyeyim bilmem ne, ne bileyim ben ne olduğunu. Şeyi söylüyorum, bazı arkadaşların siyasi hayatlarında her zaman için bazı numaralar vardır. Onlar bu işlere böyle de girebilirler geçinmek için. Veya kendinin çok büyük bir fonksiyonu olduğunu zannediyor. Hiçbir şey olmaz. Bilimde fonksiyon uzun yıllar oturmakla, çalışmakla, gerçekten merak etmekle ve gerçekten saygı duymakla gelir. Yoksa böyle körü körüne şeylik, taraftarlıkla futbol takımı tutsan başka şey yaramaz o. Onu söylemek lazım. Bunlar maalesef tarih bilimindeki yeni şeyler. Fakat her şeye rağmen tarihte kültür tarihini yapmak zorundayız. Kültür tarihini yaptığımız takdirde içtimai tarih, kitlelere dünyayı daha başka gösterebiliriz, daha sevdirebiliriz. Etrafımızdaki komşularla daha fazla yakınlaşırız. Daha büyük bir ruhsal ve duygusal yakınlık kurulabilir. Tabii orada da palavra ve abartmalar olabilir. Ama çapraz okumalar yaptığın takdirde bunlar ortadan kalkar. Mesela bazılarınıza tavsiye edeyim, satyen Roma hukukunu Yunan hukukuna bağlamayın. Çünkü bunu Roma hukukçuları kabul etmiyorlar. Yani o hukukun bünyesi, müesseseleri, gelişmesi falan hiç bunu kabul etmiyor. Bunun Türklükle, Bulgarlıkla bilmem nelikle alakası yok. Pekala Helenofil grupları bile Batı Avrupa'nın vaa derler böyle birine gözümle. Çok biraz trajik şeylerini gördüm. Yani bu anlattıklarına kendini inanıyor musun dedi bir büyük usta İtalya'da. Olmaz yani. Dikkat etmek lazım. Daima çeşitli tezleri okuyun. Yani çok kolay. Bir ansiklopedi okuyun, başka ansiklopedi okuyun. Bir manuel okuyun, başkasını da okuyun. Böyle WhatsApp'tan falan bakarak okunmaz bu. Nedir o alet? Oradan. Google'dan vesaireden. Google'le falan gitmez. O Google'lar rezalet. Hele Türk Google'u hiç yani, kusura bakmasınlar. E tabii şimdi en önemli noktalardan bir tanesi de burada temel eserlerin ne olduğunu bilmek. Evet, onu vereceksiniz, o anlaşılır. Yani bunlar çok önemli. Tarihin eşiyatı artıyor ama yetmez. Yabancı dilde okumak lazım ve değişik yabancı kaynakları okumak lazım. Bir kitap getirmişsiniz hocam, ondan da şimdi bu mi? Çok basit bir şey bu, John Tosh bu. Özden Arikan çevirisidir. Bu tarihin peşinde.
Şimdi burada çok enteresan. Bak ne dokümantasyondan bahsediyor. Tabii biraz Avrupa şey. Yani buradaki ham maddeler bizde tam yok. Ama bizde de başka var. Evet, olsun yani en azından yok. Yöntem olarak bir şey ifade ediyordur bize. Şimdi mesela ana temalar diyor. Ekonomi, toplum, zihniyet. Bu bir yenilik. 20. yüzyıl az bir şey ama. Tarihe bakış açısı. Zannetmeyin ki Brodel'le falan geldi. Bazıları var. Brodel'le başladı tarihçilik. Onda ev. Palavra öyle bir şey olur mu? Brodel'in kıymetini. 18. asırda Languedoc'un tarih şeyleri var. Papazları orada manastırlarda. Onlar bir anonim tarih yazdılar. 18. asır. Roma'dan başlıyor. İşte o Anal Mektebi aslında. Lucien Febvre falan bile sonrası. Yani efendim yani bırak o kadar yeni kalır yani. 18. asır Languedoc'luları. Languedoc biliyorsun İtalya, Fransa'nın uç noktaları. Roma kültürüne en yakın kesim. Languedoc'lar geç bile kalır. Yani biliyorsun Thukydides'tir asıl. Thukydides'i oku işte sana Anal Mektebi yani. İşte evet. Bu kadar basit. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık bir kere daha. Bunu konuşmak önemliydi. Çünkü biz burada oturuyoruz işte aylardır program yapıyoruz. Çeşitli tarihi olayları konuşuyoruz, tartışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Efendim söyleyeyim bunlar kendi dönemleri, kendi koşulları içerisinde nelermiş. Ve tabii her programda sık sık sorduğumuz soru o esnada diğer taraflarda neler oluyordu soruları. İşte bu sorulardan birey olarak, toplum olarak, bu programı izleyen izleyiciler olarak nasıl bir sonuç çıkartmalıyız? O sonucu çıkartıyorken nasıl bir yöntem uygulamalıyız ve nelere dikkat etmeliyiz? Sorularının yanıtlarını belki bir anlamda verdik. Ya da şöyle diyelim, İlber Ortaylı ile gündem özel programını kullanma kılavuzu diyelim aslında biz bu yaptığımız bugünkü programa. Çok çok teşekkür gelecek ediyorum. Gelecek haftada artık müzelerle falan uğraşırız. Tabii onları yapmak lazım. Müze, onu kaçak da gazı Türkiye'nin büyük problemi işte bu. Geçenlerde gördük ya dinamitle patlatmışlar. Efendim hep dinamitle patlatıyor. Ayıların başka bir şey bildiği yok. Ve Türkiye'nin en büyük kumarı bu. Yani çok öyle tarih kaçakçılığı, eser şeysinin arkasında büyük de bir sosyal problem bu. Evet. Ha bu arada bir notu daha aktaralım. Yine aktüel gelişmelerden bir tanesi. Biz hep işte Hatay civarını Roma'nın şeyi diye tanımlıyoruz ya en zengin sayfiyeyle zengin. Ege'yi ne yapalım? Tabii Ege o bambaşka zaten. Orayı da şey yapıyoruz ifade ediyoruz ama şu en son bulunan 1500 metrekarelik mozaikten bahsediyorum. Tabii Antakya ya, çok zengin ama muhteşem, Antakya sulh içinde bir yer. Ve ben size söyleyeyim Helenistik devirde bile yani o Gavgamela şeyinden sonra ciddi bir savaş görmemiş, tahribat görmemiş, daima bir beslenmeye uğramış. İşte Aleksandretta diyoruz, İskenderun gibi küçük limanı kurmuş. İskenderun kendi zenginliğin haddi hesabı yok. Yani Hinterland dışarı akıyor, dışarısı içeri geliyor. Suriye'nin kapısı. Çünkü o zaman Suriye'de başka liman da yok yani uzun bir zaman Roma devri boyunca. Ta aşağıda şeye kadar Sezarya diyoruz ya Filistin Kayserisi Tel Aviv ile şeyin arasındadır Hayfa'nın arasındadır biliyorsun harabeleri bu zenginliğini düşünsen yani o palmiraları falan hepsi bir yerde buraya akıyor ve o Fırat Havzası'nı buralarda 3-4 vilayet müthiş eserlerle dolu. Yapılan eserler sadece oranın yerel sanatçıları değil, geliyor dışarıdan. Dışarıdan gelenler var. İnanılmaz bir sentez. Bu müzelerin durumu falan hepsini konuşmak lazım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Siz kıymetli izleyicilerimize de sabır gösterip bizi bu vakte kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Programımızı tamamladık efendim. Hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyoruz. Haftaya görüşmek umuduyla inşallah. Hoşçakalın.